ölecek. Ramazan kaçmasaydı senin bebene sıra gelmeyecekti. Yeğenimin kanı yerde kalmayacak. Şimdi ne olacak? Cemşir, neredesin Cemşir? Önlerine geçtim ama mani olamadım. Yaralı olan ne oldu? Hastaneye yolladıydım. Yarası ağır değildi. Jandarmaya haber saldım. Neredeyse vardılar. Yok, jandarmaya bir şey diyemeyiz. Ne yapacağız o zaman? Cemşir geldi mi? Yok, gelmedi. Allah seni nasıl bilir söyle yapsın Cemşir. Yasin ağa, sen koş Kemal'e haber ver. Bize ancak ondan fayda var. Peki. Gülle, iyi misin Kasem? Ana. Ali nerede dedim. O herif götürdü. Ne? Ne demek götürdü? Nereye götürdü? Mani olamadı. Nasıl mani olamadınız? Niye oturuyorsunuz burada böyle? Karakolu niye aramadınız? O herif dedi ki eğer jandarmaya giderseniz... Ne olacakmış jandarmaya gidersek? Çocuğu öldürürüm dedi. Ha, öyle dedi. Çiftliğe baskın olduğunu haber verdi. İyi misiniz? Yok, baskın falan yok. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Hanımım, o adamlar kapıya dayanınca... Yok öyle bir şey diyorum. Utanmıyor musun boş yere komutanı yormaya? Ha? Çekil git gözümün önünden. Gözüm görmesin seni. Kusura bakmayın. Siz de boş yere bir yanlış anlaşılma olmuş. Hadi, herkes işinin başına. Peki, mühim değil. Şimdi bana tas tamam ne oldu hepsini anlat. Halide'nin yeğenini almaya geldim dedi. Ramazan'ı bulamadım, sıra senin bebeğine geldi dedi. Ne? Evet, aynen öyle söyledi. Halide benim yeğenimi aldı, ben de onun yeğenini alacağım dedi. Kemal, ya oğluma bir şey yaparlarsa, ya ona bir şey olursa? Güllü, böyle bir şey yapacak olsa zaten yapardı. Çocuğu yanına almazdı. Niyeti ne o vakit? Ne istiyor oğlumdan? Niyeti belli. Halide kan bedelini ödemediği için kudurdu köpek. Şerefsizin tek derdi para. Halide bu yaptıklarının hesabını ödeyecek. Nereye?
aklımdan. Halide'nin yeğeni olduğu için kıyacaklarmış oğluma. Ne? Bu şerefsiz beni bulamayınca yerimi mi kaçırmış? Çiftliği basmışlar. Madem Ramazan kaçtı, sıra öbür yeğeninde demişler. Ulan şerefsiz, ben sana göstertmez miyim? Ramazan. Ya Bağize, adam el kadar Sabih'i kaçırmış, kıyacak. Burada böyle duracak mıyız? Jandarmaya haber verdiniz mi? Jandarmayı ararsanız çocuk ölür demişler. Bana bak Halide, bugüne kadar her pisliğine katlandım. Ama bu defa çok ileri gittin. O adamla ne hesabın olduğunu bilmiyorum ama oğlumu bu işlerine alet ettirmem. Adam benden para istedi. Ben de istediği parayı denkleyemedim işte. Böyle olacağını bilemezdim. Ben oğlumu almaya gidiyorum. Sen de o adamla hesabını hemen kapatacaksın. Eğer bir daha bize bulaşırsa seni öldürürüm. Halide, bu işi bu hale sen getirdin. Şimdi çözmeye mecbursun. Gözünü seveyim gitme. Bağız'a gitmem lazım. O benim yeğenim, canım. Tamam mı? Anlayın. Onun canına bir şey olacağına beni vursun. Anladın mı? Gidip oğlumu alalım. Gülüm. Jandarmaya gidelim. Olmaz. Riske atamam. Ya adam dediğini yaparsa? Bak şimdi ben gelene kadar hiçbir yere ayrılmıyor. Tamam mı? Olmaz. Ben de geleceğim. Ya yok. Burada kalıyorsun. O kadar. Bitti. Bekleyin, bekleyin. Ben de sizden geldim. Hadi kardeş gidelim. Şu Ali İhsan benim yeğenimi nasıl kaçırıyorsunuz, ben göstereceğim ona. Öyle olmaz Ramazan. Adamlar kalabalık, hepsi de silahlı. Öyle çocuğu kurtaramayız. Hadi ne yapacağız yine şimdi? Kemal, Yasin ağa, bana en güvendiğin, en yiğit adamları bul. Hepsini avluya getir. Başüstüne. Yasin ağa, ben de gidiyorum. Sen burada kıyamet koparken burada değil miydin? Zaten canım burnumda, bir de sen başlama.
deney. Ali İhsan denen adam benim bebeğimi kaçırdı. Nereye götürdü, ne yaptı bilmiyorum ama öğreneceğim. Jandarmaya falan gitmek yok. Bu işi kendi başımıza halledeceğiz. Kimsenin ağzından en ufak bir laf bile çıkmayacak, tamam mı? İcap ederse silahınıza davranmaktan çekinmeyin. Ama asla ve asla benim bebeğime zarar verecek bir şey yapmayın. Tamam mı? Şimdi onun inine gidiyoruz. Taş üstünde taş bırakmayacağız. Bebeğimi bulana kadar her yeri darmadağın edeceğiz. Anlaşıldı mı? Yasin abi, geri kalanları da silahlandırın. Emme, bağla bir dinle. Yasin abi, bana da. Yasin abi, bana da. Hayır baba, sen burada kal. Çiftliğe mukayyet ol, Yasin abi'yle beraber. Gülü, gelmek zorunda değilsin. Bırak güzel. Olmaz Kemal. Elim kolum bağlı, oturamam. Bu defa yok. Canım pahasına da olsa gidip alacağım yavrumu. O deyüz dokunamayacak bebeğime. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.